Şimdi Türkiye'deki en büyük ve en çok ihracat kapasitesine sahip 10 şirkete göz atacağız. Öyleyse geçelim. Birincisi Tüpraş. Türkiye Petrol Rafineleri Anadolu Şirketi. Türkiye Petrol Rafineleri veya kısaca Tüpraş, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirketi olarak kurulan ve 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredilen şirket. Akaryakıt ürünleri, bitum, full oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir. 13 Ocak 2004'te yapılan özelleştirme ihalesini Tatneft Zorlu Grubu 1,3 milyar dolarla kazandı. Ancak Petrol İş Sendikası'nın açtığı iptal davası Danıştay'ca onaylandı ve satış iptal edildi. 12 Eylül 2005'te yapılan ikinci ihalede 4,14 milyar dolar ile en yüksek teklifi veren Koç Shell Grubu ihaleyi kazandı. 26 Ocak 2006'da Tüpraş yönetimi Koç Shell ortaklığına devredildi. Kasım 2005'te özelleştirme tamamlanmadan önce Shell'in payının %10'dan 2'ye düşeceği açıklandı. Koç Holding, Aralık 2013'te Shell'in geri kalan %2 hissesini satın alarak halka kapalı kısmının tek başına sahibi haline geldi. İkincisi, Ford Otomotiv Sanayi Anadolu Şirketi. 1997 yılında Koç Holding ve Ford hisselerinin eşitlenmesiyle Ford Otosan kurulmuştur. 1966 ve 84 yılları arasında Anadolu marka araçları üreten Otosan, ilerleyen yıllarda Ford'un Taunus, Escort, Transit, Connect ve Courier modellerini üretmiştir. Ford Otosan bünyesinde Kocaeli Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir İnönü fabrikaları, İstanbul Kartal Yedek Parça Merkezi ve Sancaktepe Arge Merkezi'nde toplamda 10 bine aşkın kişi çalışmaktadır. Ford Otosan, araç ihracatının yanı sıra son 5 senedir 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı da yapmıştır. Ford Otosan, 2005 yılından bu yana Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer almış, otomotiv sektöründe 2012'den bu yana en çok ihracat yapan şirket olmuştur. 2015 yılında ise Türkiye'nin en çok ihracat yapan şirketi konumuna gelmiştir. 2015 itibariyle Ford Otosan yıllık 415 bin ticari araç, 80 bin motor ve 140 bin aktarma ünitesi üretim kapasitesiyle Türk otomotiv sektöründeki en yüksek kurulu üretim kapasitesine sahiptir ve Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezidir. Ford Otosan, Ford'un ağır ticari araçlar için küresel tasarım ve mühendislik araştırma merkezi, hafif ticari araçlar için ise destek merkezi konumundadır. Günümüzde dünya pazarları için Ford Transit gibi birçok ticari aracı ve Ford Trucks gibi ağır ticari araçları ve motorlarını üretmektedir. Üçüncü, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Anadolu Şirketi. Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesislerinden birisidir. Auris ve Verso modellerini üreten Toyota Türkiye, ada pazarında kurulmuştur. Üretimin büyük bir kısmı çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Toyota Türkiye hisselerinin %90'ı Toyota Motor Europe şirketine, %10'u ise Mitsui Co. Limited şirketine aittir. Toplamda 700 milyon euronun üzerinde bir yatırıma sahip olan Toyota Türkiye, 3000 kişinin üzerinde bir istihdama da sahiptir. Bütün üyelerin katkıda bulunmasıyla en kaliteli üretimi gerçekleştirmeye kendini adamış olan Toyota Türkiye, Toyota üretim sistemi kurulduğu günden beri uygulamaktadır. Toyota Türkiye bugün yıllık 170 bin araçlık üretim kapasitesiyle Toyota'nın Japonya dışındaki en büyük 10 fabrikasından birisidir. Dördüncü, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları Anadolu Şirketi. 1969 yılında OYAK ve Fransız Renault grubunun katılımıyla kurulan şirket, Renault marka binek araçlarının ve mekanik parçalarının üretimi ve ihracatını gerçekleştirmektedir. Şirketin Bursa'da organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan fabrikası bugün yıllık yaklaşık 360 bin adet otomobil üretim kapasitesiyle Renault'un Batı Avrupa dışında en yüksek kapasiteye sahip fabrikası konumundadır. Fabrikada üretilen tüm modeller Avrupa ülkelerinin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihraç edilmektedir. OYAK Renault, Türk otomotiv sektöründe otomobil ile birlikte motor, vites kutusu, ön arka takım, motor beşiği ve yürüyen aksamların üretimini gerçekleştiren tek kuruluştur. Kuruluşundan günümüze kadar çalışmalarında kalite standartlarını hep ön planda tutmasıyla dikkat çeken OYAK Renault, ISO 9001 kalite güvence sistem belgesini sektörde ilk alan kuruluş olmuştur. Merkezi İstanbul'dadır, sermayesinin %51 Fransız, %49'u da Türk OYAK grubuna aittir.
Beşincisi ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anadolu Şirketi. Tofaş, 1968 yılında Koç topluluğunun kurucusu Vehbi Koç tarafından kuruldu. Üretim fabrikası Bursa'da yer alan Koç Holding ve Fiat Chrysler Otomobilis'in eşit hissedar olduğu kuruluş, bugün %37.8 Fiat, %37.8 Koç Holding ve %24.3 diğer ortaklara ait ortaklık yapısıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Tofaş, hem binek hem de hafif ticari araç üretebilen bir otomotiv şirketidir. Türk otomotiv sanayisinin büyük üreticilerinden biri olan Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve 6500'den fazla çalışana sahiptir. 2013'te Fiat Chrysler Automobiles'ın 175 fabrikasında uygulanan WCM dünya klasında üretim programı kapsamında altın seviyeye ulaşan Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında Fiat'ın yanı sıra Citroen, Peugeot, Opel ve Vauxhall markaları içinde üretim yapılmaktadır. Otomotiv sektöründe güçlü ve köklü bir geçmiş sahip olan Tofaş, Türkiye'de Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası operasyonlarını üstlenmektedir. Ayrıca AutoExpert isimli bir ikinci el markası mevcuttu. 6. Arçelik Anadolu Şirketi. Arçelik, 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından kurulan, dünya çapında hizmet veren Türkiye merkezli bir beyaz eşya ve teknoloji şirketidir. 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından Sütlüce'de kurulmuştur. Türk beyaz eşya sektöründe ilk adımları atan Arçelik, 1959'da ilk çamaşır makinesini, 1960'da ilk buzdolabını üretmiştir. 1968 yılında Çayırova tesislerine taşınmış, 70'li ve 80'li yıllarda ürün gamı genişletilerek 75'te Eskişehir buzdolabı, 79'da İzmir elektrikli süpürge, 93 yılında Ankara bulaşık makinesi işletmeleri faaliyete geçirilmiştir. 1999 büyüme ve yeniden yapılanma yılı olmuştur. Haziran ayında pişirici cihazlar üretimi yapan Ardem şirketi ve aynı yıl Aralık ayında Türk Elektrik Endüstrisi ile Atılım ve Gelişim Pazarlama tek tüzel kişilik olarak Arçelik çatısı altında birleştirilmiştir. Ocak 2001'den başlayarak Beko Ticaret tarafından yürütülen Beko markalı ürünlerin yurt içinde pazarlanması ve satışı Arçelik tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Üretim ve satış pazarlama faaliyetlerinin tek elden yönetimini sağlayan yeni organizasyon modeliyle faaliyetlerin eş güdümlü yürütülmesine ve verimlilik artışına imkan tanıyan bir yapı oluşturmuştur. Arçelik Anadolu şirketi, Arçelik, Beko, Altus, Electra, Bregenz, Bloomberg, Arctic, Leisure, Flavel ve Trilio markaları ile yerel ve uluslararası pazarlarda tüm tüketici segmentlerine hitap edecek bir ürün gamına sahiptir. Toplam patent başvurusu 300'lü rakamlara ulaşan Arçelik, Türkiye'de 96 yılından bu yana yapılan tüm patent başvurularının %10'una sahiptir. Ayrıca Avrupa çapında dayanıklı tüketim sektöründe en çok patente sahip ilk 4 şirket arasında yer almaktadır. 2004 yılında Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği enerji verimliliği konulu yarışmada 900 katılımcı arasında büyük ödülü standart bir A enerji sınıfı modelden %58 daha az enerji harcayan bir buzdolabı ile kazanmıştır. 7. ise İskenderun Demir Çelik Fabrikası. Kısa ismiyle İsdemir, Türkiye'nin en büyük demir çelik işletmesidir. Hatay'ın Payas ilçesinde 16 milyon metrekare alan üzerine kurulmuştur. İsdemir, Türkiye'nin kuruluş tarihi itibariyle 3. uzun mamul üretimi açısından ise en büyük entegre tesisidir. Uzun çelik üretmek üzere 1970 yılında kurulan İskenderun Demir Çelik, 1 Şubat 2002 tarihinde Erdemir grubu bünyesine katılmıştır. Ülkemizdeki uzun yassı ürün dengesizliğinin giderilmesine yönelik olarak Cumhuriyet tarihinin tek seferce gerçekleştirilen en yüksek meblağlı yatırımı olan modernizasyon ve dönüşüm yatırımlarının hayata geçirilmesinin ardından İskenderun tesislerinde 2008 yılında yassı nihai mamul üretimine başlanmıştır. Türkiye çelik sektörünün gelişimi açısından hayati önem taşıyan yassı mamul üretim kapasitesinin arttırılmasında önemli bir rol oynayan İstemir'de kütük ve kangal uzun mamullerin üretimi de sürdürülmektedir. Hatay'ın Payas ilçesinde 6.8 milyon metrekare fabrika alanına kurulmuş olan İstemir, bugün yaklaşık 5.3 milyon ton sıvı çelik kapasitesine sahiptir. Ayrıca 3.5 milyon tonu yassı ürün, 2.5 milyon tonu uzun ürün olmak üzere 6 milyon ton nihai mamul üretim kapasitesine ulaşmıştır. 8. fabrikamız ise Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları. Şirket bir Türk çelik üreticisidir ve aynı zamanda Türkiye'de kömürle de ilgilenmektedir. Erdemir, dünyanın en büyük çelik şirketleri arasında 43. sıradadır. 1965 yılında üretime başlayan Erdemir, 5.2 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine sahiptir. Levha, sıcak ve soğuk adlelenmiş saç ve teneke üretimi yapmaktadır.
Karadeniz Ereğli'de Zonguldak kıyısında bulunmaktadır. Erdemir malzeme ithalatı ve ihracatı için büyük bir liman olan Erdemir Limanı'nı işletiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri emekli sandığı OYAK, 4 Ekim 2005 tarihinde Erdemir'in %49.29 hissesini televizyonda açık arttırmada 2.77 milyar dolara satın aldı. Fon, Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan %46.12 satın aldı ve ayrıca bir Türk Bankası'ndan %3.17'lik ek hisse satın almak zorunda kaldı. OYAK, Erdemir için diğer 5 ihaleyi geride bıraktı. 9. ise Hyundai Aslan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anadolu Şirketi. Türkiye merkezli Kibar Holding ve Güney Kore merkezli otomobil şirketi olan Hyundai Motor Company arasında bir ortak girişim olan otomotiv şirketidir. Şirket 94 yılında kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı Mahallesi'nde yer almakta olup, fabrikası ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer almaktadır. Hyundai Aslan Otomotiv, 94 yılının sonunda Hyundai markasının ülkeye girişinden sonra İzmit'te yeni bir üretim tesisi açmak amacıyla Güney Koreli üreticiyle Türkiye merkezli Kibar Holding arasında %50-50 ortak girişim olarak kuruldu. Fabrikanın temel atma töreni 25 Eylül 95 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 97'de seri üretime başlandı ve resmi açılış töreni 97'de yapıldı. 233 bin metrekarelik toplam alanın 108 bin metrekaresini kapsayan fabrika yıllık 210 bin adet üretim kapasitesine sahip olup Türkiye'nin 5. büyük otomobil üreticisi konumundadır. Toplam ilk aşama yatırımı 180 milyon dolardı. Üretilen ilk iki model Hyundai Accent ve H100 olup 2002'de Starex, 2007'de Matrix ve 2010'da i20'nin üretimine başlandı. 2014 tarihinde şirket 1 milyoncu aracını üretti. 2020 tarihinde Kibar Holding şirketteki hisselerini Hyundai'ye devretme kararı aldı. Hyundai Aslan fabrikası yakınlarında Hyundai Mobis, Aslan Hanel ve Aslan Posco gibi Güney Koreli otomobil parça şirketlerinin üretim tesisleri bulunmaktadır. 10. ve son olarak Aselsan. Askeri elektronik sanayi ya da kısaca Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1975 yılında Ankara'da kurulan savunma sanayi şirketidir. Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayi kuruluşu haline gelmiştir. Çeşitli ülkelerde temsilcilikleri bulunan Aselsan, Türkiye dışında ilk yurt dışı tecrübesi olan Aselsan Bakü şirketini 98 yılında Azerbaycan'da kurarak faaliyete geçirmiştir. Sonraki ise 1 Eylül 2020 tarihinde Aselsan tarafından Ukrayna'da kurulmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.